basınımızın, yerel basınımızın çok değerli bir kişiliği. Ve ayrıca aramızda Yahya abimiz var, ona da ayrıca. Hepinize hoş geldiniz. Bu değerli zamanınızı bizlere ayırdığınız için öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve afiyet olsun diyorum ayrıca. Şimdi değerli abiler, bizler şu anda bir seçim sürecine girdik. Yani AK Parti olarak, Kurtaran olarak ve Türkiye olarak bir seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinde bizler istedik ki Kurtaranımıza en güzel yatırımı, en güzel hizmeti nasıl yapabiliriz? En güzel projelerle nasıl yola çıkabiliriz? Bunu istedik ve bunun için de sizlerin çok değerli görüşlerinize de ihtiyacımızın mutlaka olduğunu düşündük ve sizlerle bugün bu vesileyle bir arada bulunuyoruz. Daha önce biz burada olan arkadaşlar, bir proje toplantımız gene oldu. Burada olan arkadaşlarımız var, olmayan vardı o zaman. Fakat o zaman biz bu genel arkadaşlarımızla bir miktar da olsa o zaman böyle bir beyin fırtınası tarzında bir görüş alışverişi yaptı. Ve dedi ki bundan sonraki toplantımızı artık belediye başkan adayımız belli olduktan sonra inşallah belediye başkan adayımızın da hazır olduğu bir ortamda bu projelerimizi bu sefer sizlere, hepimize burada paylaşacağız. Ve en güzel projelerle inşallah yola çıkmak için biz de gayret göstereceğiz. Kurtaran hepimizin, bizler hepimiz de istiyoruz ki Kurtaran güzelleşsin, yenilensin ve Kurtaran artık hizmet görsün. Bunun için de ayrıca bizler şu anda içinde bulunduğumuz çağ bir projecilik çağıdır. Ve hükümetimiz de geçen bu 12 yıl içerisinde projelere de çok çok önem verdiğini de hepimizin de malumudur. Çünkü görüyoruz işte şu adı altında, bu adı altında projene veriliyor, hibeli, hibesiz vesaire. Bu konuda gerçekten de çok ciddi anlamda teşvikleri vardır. Bizler bu teşviklerden neden yararlanmayalım? Yeter ki bizler projemizi hazırlayalım, bu projelerle yola çıkalım ve Kurtaranımıza en güzel hizmeti nasıl ve ne şekilde yapabileceğimizi burada hep beraber karar verelim. Çünkü bizler hepimiz bugün belli bir kitlenin temsilcileri olarak burada bulunuyoruz. O yüzden bugün biraz sonra inşallah hep birimiz bu Kurtaranımıza en güzel projeyi sunalım, burada paylaşalım ve netice olarak da buradan bir proje listesi oluşturmuş olarak buradan inşallah ayrılmış olalım. Ve bizler de seçim kampanyamıza bu projelerimizle yola çıkacağız. Ama tabii buradaki amaç esas nedir? Önceliklerimiz ne olmalıdır? Projelerimizi belirlerken öncelikle Kurtaran'ın mevcut coğrafi yapısı ve kitlesel işte bu toplumsal yapısı, yaşam tarzı bunları da hepsi de göz önünde bulundurmamız gerekir. Nelerin eksik olduğunu da çok iyi bilmemiz gerekir. Bu açıdan bizler biraz sonra her birimiz tabii sırayla söz alacak. Ben Kurtaran'a şu projenin yararlı olduğunu düşünüyorum diyerekten projesini sunacak. Bizler de aramızda tartışacağız. Arkadaşlar, bir klasik belediyecilik anlayışı diyoruz buna. Bir de esas önemli olan sosyal belediyecilik anlayışı. Yani sosyal belediyecilikten kasıt insanların refahını, mutluluğunu artırmaya yönelik, konforunu artırmaya yönelik çalışmalar şeklinde olan belediyeciliktir. Şimdi klasik belediyecilik anlayışı deyince tabii hepimiz az çok veyahut da belediyecilik hizmeti denildiği zaman hepimiz aklına işte altyapı gelir, yol gelir, su gelir, ulaşım gelir ve başka çevre çalışması gelir gibi şeyler aklımıza gelir. Bunlar gerçekten de belediyenin en temel görevleridir. Bunlar zaten olmasa olmazlardır. Hiçbir belediye başkan adayımızın ya ben bunu işte altyapısını yapacağım, şunu yapacağım, bunu deme yani de ama bunu sanki bir minnetmiş gibi olarak da sunmaması lazım. Yani bunlar vasfi görevleridir zaten. Siz belediye başkanı olarak siz bunların dışında Kurtaran'a veyahut da o sahip olduğunuz ilçeye, belediye ne kazandıracaksınız? Onu düşünülmesi lazım. Onun ortaya çıkarılması lazım. Şimdi sosyal belediyecilik de dediğimiz gibi bunlar tamamen sosyal ve kültürel bazı ihtiyaçların karşılanması, işsizliğin önlenmesi bağlamında iş ve meslek edinmesi, kursların açılması, yoksullukla mücadele kapsamında vatandaşlara ucuz gıda sunulması, bununla bağlı olarak sosyal faaliyetler olarak ne olmalıdır onu hatırlatalım. Gıda ve kömür yardımları olabilir,
toplu nikah ve sünnet hizmeti, sosyal konut, yaygın eğitim, şefkat sandığı adı altında bir proje, muhtaçlar için yardım sandığı, dilenciliği önleyici tedbirler ve bunun demin söylediğim yaygın eğitim ve istihdam alanında da bununla ilgili çocuk bakımı ve eğitim kursları, çıraklık eğitim kursları, madde bağımlılığı ile ilgili kurslar, beceri kazandırma kursları, trafik kazalarından ilk yardım kursları vesaire, bunlar hepsi yaygın eğitim ve istihdam alanı içerisine giriyor. Siyasetinde kurtaran halkıyla beraber bugüne kadar yürüdük. Tamamen kurtarana faydalı olmak, bilmek için, hizmet etmek için yola çıktık. Ve bugün Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük partisi ve gelmiş geçmiş en büyük lideri, dünya liderinin genel başkanı olduğu AK Parti'de Kurtaran Halk'ın tercihi üzerine aday gösterildi. Hizmet görevi verildi bana. Eğer 30 Mart seçiminde Kurtaran Halk'ı bu görevi verirse hizmette de bu kararlılığımızı kesinlikle sürdüreceğiz. Çünkü hizmet getirebilmek için çok büyük avantajlarımız var. Bugüne kadar bir dünya lideri, Sayın Başbakanımız, partimizin genel başkanı defalarca Kurtaran'ı ziyaret etti. Ve hizmet getirebilme anlamında böyle bir dünya lideri bizim arkamızda. Öbür tarafta hakikaten Türkiye'de büyük projelerin altına imza atmış Sayın Akif Demirkıran, ülkemizi, devletimizi dünyanın çok yerinde temsil eden, hizmet anlamında, proje anlamında büyük destekleri, finansman anlamında büyük destekleri olacaktır. Allah'ın izniyle Siirt'i de kazanarak orayı da beraber de koordineli bir şekilde çalışacağız. Tabii ki bu tür faktörlerimiz var bizim. Başka tarafta böyle bir imkan yok. Yani kısacası hizmetin adresi biziz. Başka hiç kimse Kurtaran'a hizmet veremez bizim dışımızda. Onun için tabii 30 Mart'ta Kurtaran Halkı bu hizmetkarlık görevi verdiği takdirde siz değerli temsilcilerimize proje anlamında sizlere ihtiyacımız var. Çünkü bu Kurtaran'ı bugünkü modern çağa hazırlamak için hep beraber büyük reformlar yaparak Kurtaran'ı daha ileriye götürmek milletimizin büyük bir ihtiyacı vardır. Ve en büyük sizin fikirlerinize ihtiyacımız vardır. En değerli fikirlerinize ihtiyacımız vardır. Onun için bugün buradayız. Bugün olduğu gibi gelecekte de fikirlerinize ihtiyacımız olacak. Bugün burada ortaya koyacağımızın düşünce, fikirler, projeler hep beraber düşünerek ileride ortaya koyduğumuz projelerde ciddi anlamda ne yapabiliriz? Yani sözle kalmayacak şekilde bunları geldiğimiz takdirde bunu hayata geçirmek, yani biz meselenin çok ciddi olarak bakıyoruz. Yani Kurtalan sayfalarına, gerçekten Kurtalan tarihine geçmek istiyoruz. Hep beraber bunu sağlamak için yola çıktık. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta Kurtalan'da da yeniden güneş doğacak ve Kurtalan'ı güzel günler bekliyor diye düşünüyorum.